Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve ihsanı cümlemizin üzerine olsun kıymetli izleyiciler. Bugünkü bir hadis, bir yorum köşemizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gül bahçesinden, ruşeninden, inci tanelerinden yine güzel bir hadis-i şerifi okuyup yorumlayacağız inşallah. Günümüz dünyasında da hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken ve bu hususta İslam'ın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarının ne olduğunu öğreten çok önemli bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağız inşallah. Rubeyyi binti Muavviz bin Afra radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre Sabit bin Kays bin Şemmas ismindeki bir sahabi karısını dövmüş ve kolunu kırmıştı. Karısı Cemile binti Abdullah bin Übey'in erkek kardeşi, yani karısının kız kardeşi, erkek kardeşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelerek kız kardeşinin kocası tarafından dövülüp kolunun kırıldığını bildirdi. Yani Efendimiz'e onu şikayet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sabit'e haber göndererek, yani karısının kolunu kıran kişiye haber göndererek çağırdı ve ona onda olan, yani karında olan hakkını, mehir veya hul bedeli al ve onu serbest bırak buyurdu. Sabit de peki diyerek kabul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına kocasının evinde bir hayız süresi beklemesini ve sonra ailesinin yanına dönmesini emretti. Kıymetli izleyiciler, anlamını sunduğumuz bu hadis insanlık tarihi boyunca genelde kadının maruz kaldığı baskı ve aile içi şiddete karşı sevgili peygamberimizin fiili tepkisini, fiili uygulamasını ortaya koyan çok önemli bir hadistir. Burada Hazreti Peygamber'in Sabit'e dövme sebebini sormadan bile karısını boşamasını emretmesi son derece anlamlıdır. Görüldüğü üzere o çoğu zaman yapıldığı gibi, günümüzde de yapıldığı gibi aile içinde olur böyle şeyler veya kol kırılır, yen içinde kalır kabilinden sözlerle meseleyi geçiştirmemiş ve bu şekilde söylememiş, mağdur olan kadını böylesine acımasız bir kocanın elinden kurtarmıştır. Burada söylemek istediğimiz mesele şudur ki kıymetli izleyiciler, hiçbir Müslüman erkek ayeti delil göstererek eşine baskı ve şiddet uygulamayı savunamaz ve bunu normal göremez. Çünkü bu ayetleri insanlara tebliğ eden Allah'ın elçisi onların nasıl anlaşılıp uygulanacağını da bize öğretmiştir. Namazı nasıl öğrettiği şekilde kılıyorsak eşinize de onun eşlerine davrandığı gibi davranmak durumundayız. Sizin en hayırlınız kadınlara karşı iyi davrananınızdır buyuran ve gece birlikte olduğunuz kadınları nasıl döversiniz diyerek hayretini ifade eden bir peygamberin tutum ve davranışı bizim için yegane örnek ve rehber olmalıdır. Ne mutlu eşiyle Efendimizin çizdiği bu çerçevede yaşayanlara, ne mutlu ahlakı güzel olup ailesiyle huzur içinde yaşayanlara. Hoşça kalın.